Beni çağırmışsınız komiserim. Gel otur Kara, gel. Şu fotoğrafa baksana. Saçı açık olan Derya. Boyundaki kolyeyi görüyor musun? Geçen gün olay yerini incelerken savcı Leyla kolyenin kendisine ait olduğunu söyledi. Hatta yerden alırken gördüm. Sorduğumdaysa düşürdüm dedi. Şüpheniz nedir komiserim? Bugün bizimle çalışan savcı Leyla ilk tanıdığım kadın değil sanki. Bambaşka biri. Hali, tavrı, bakışı, konuşmaları tamamen değişti. Yani ben böyle hissediyorum. Hissetmekten çok gözlemliyorum. Ya savcı Leyla sandığımız kişi? Derya'nın ta kendisi ise aslında ölen kişi. Savcı Leyla'ysa. Ne diyorsunuz komiserim? Eğer öyleyse... Eğer öyleyse yanı başımızda savcı kılığında bir psikopat var demektir. Bak gerçekten başka türlü biriydi önceleri. Daha ciddi, mesafeli, güvenilir. Daha sonra Ferit'i elde etmek için her şeyi yapan iki yüzlü, oyuncu, hırslı birine dönüştü. Bak dosyasında da bu yazıyor. Takıntılı, saplantılı, bak narsist kişilik bozukluğu var. Kafasına koyduğu her şeyi yapabilecek bir psikopat. Belki bu sefer de savcı Leyla'nın hayatını istedi. Ve sonunda aldı. Söyledikleriniz dehşet verici komiserim. Ama düşününce reddedilemeyecek kadar kuvvetli bir ihtimal. Peki ne yapacaksınız şimdi? Bunun için sağlam kanıtlar lazım. Ferit'e söylesem inanmaz. Dediğin gibi kolye tek başına yeterli bir kanıt değil. Sorduğumda kardeşim bana hediye etmiştir deyip işin içinden kolayca sıyrılır. Benim daha güçlü, daha net bir kanıta ihtiyacım var. Kolay gelsin. Sağ ol. Size çay getirdim. Buyurun. Savcım. Sizden özür dilerim. Ben çalışırken bazen kendimi kaptırıyorum. Ama amacım bir an önce katilin bulunmasıydı. Biraz aşırıya kaçmış olabilirim. Niyetim sizi suçlamak değildi. Kusura bakmayın lütfen. Anlıyorum. Ancak daha dikkatli ve özenli olman gerekiyor. Elinde yeterli bir kanıt yokken devletin savcısını sorguya çekmek meslek etiğine sığan bir davranış değil. Ama özrünü kabul ediyorum. Çünkü biliyorum ki ne yapıyorsan benim canım kardeşimin katilini bulmak için yapıyorsun. Ben bu olayda Akkoçlardan şüpheleniyorum. Çünkü benim oturduğum muhit güvenlidir. Cinayet gibi suçların işlendiği bir yer değil. Belki de kardeşimi ben sanıp öldürdüler. Olabilir. Ben de bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Makul bir şüphe. Beni sorguda o kadar sıkıştıran kadının böyle geri adım atması normal değil. Yoksa o da benim gibi oyun oynamaya mı başladı? Akkoçlar davasıyla ilgili şüpheliyi sorgu için getirdiler komiserim. Tamam Kara, sağ ol. Sen gelmiyor musun?
Sağdaki muhbirlerden çok önemli bir bilgi bekliyorum. Sorgudaki adam konuşursa sizden bilgi alırım zaten. Ferit komiser, Doğa'ya söz vermiştik. Öğle arası parkta buluşacaktık. Unutmazsın değil mi? Asla unutmam. Ben de gelmesem, benim de halletmem gereken birkaç dosya var. Kısa sürer zaten savcım. Adamın önceki ifadesinden başka bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. Ama yine de ben bir yoklayayım ağzını. Nihayet. Kanın elinde neler saklıyorsun?